arazi çok güzel. Biraz sık bir arazi. Çamların yaprakları yüksekte. O aralardan kuş bulursak atış imkanı bulmaya çalışacağız. Abi yürü yürü, kaldırmaz o. Kalktı. Kalktı, üstünden gitti. Gördüm, şuraya gitti. Ali abi, ferma. Ali abi. Çok şükür. Yeter. Gel. Malibu gel. Aferin sana. Bırak. Aferin sana. Aferin. Güzel bir çulluk. İri. Git o tarafa. Düştü mü? Vallahi attım. Tutukluk yaptı tüfek. Attım. Ama bak, ne katamadım, attım. Aferin sana Mariye. Ne katamadım ama attım. Güzel bir yelbe. İkinci yelbemizi aldık. Çok güzel.
Tepeden geldik işte. Kalktı. Aferin. Aferin benim kızıma. Allah'ım çok şükür. Aferin sana. Gel bakayım abi. Aferin sana. Aferin. Tüy çıktı. Tüy çıktı ama gitti. Yaralandı. Uça uça gitti. Aha. Malibu. O ne lan? Yakalamış getirmiş. Kap buldular ya. Ala bugün menüde ne var? Bugün menüde kuzu etli saç kavurma var Yiğit'ciğim. Ormanın tam zirvesinde. Kırmızı yağlı biberi. Doğruyoruz Yiğit'ciğim. Bu ne Ali abi? Taze fasulye mi? Yeşil biber. Saç kavurmanın olmazsa olmazı. Baharatları. Sürüyor. Tuzu elle atmak lazım ki. Elinin lezzeti de geçsin. Aynen öyle. İlk olmazsa? Olmaz. Olmaz. Ben yemek yedim biliyor musun? Bir daha yersin ya. Vallahi billahi. Evet arkadaşlar, çuluk avımızı bitirdik. Hepsini kameraya çekemedik ama toplamda 12-13 tane kuş kaldırdık. Bunların 5'ini vurduk. Ortalama 5 tane de karavana attık. 2-3 tanesine hiç atmadık. Uzak mesafeden kalktı. Bir tane sultani çuluk kaldırdık.
Ona dikkat etmenizi istiyorum. Köpek çok yakından ferm alıyor. Hiçbir şekilde soya falan yok. Direkt gezerken 2 metre kala kokuyu duyuyor. Onun kokusunu duymak zor. Aynı kılavuz bıldırcın gibi. Çok fazla kokusu yok. Kalkarken dikkat ettiyseniz hiçbir şekilde kanat sesi yok. Kanat sesi olmadığından dolayı da pozisyon alamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz kalktığını. Ben gözümle gördüğüm için anladım onun kalktığını. Kalktığında direkt ağacın arkasına attı kendine. Ağacın arkasındayken tam hizasında tetiği çektim. Biraz önüne tutup. Fakat kuş ağacın arkasından çıktığında gördüm ki 2 metre aşağı inmiş o arada. Yani çok akıllı hayvan, çok zeki bir hayvan. Ben onun hizasına tutarken o dere yatağını kullanıp benimle aynı hizada uçmak yerine aşağı doğru attı kendini. Ağacın arkasından çıktığında benim beklediğim yüksekliğin 2 metre altındaydı. Çoğu kuşun vurulup vurulmadığını bilmiyordum. Yani arazi bayağı kapatıyordu önümü. Sadece ilk vurduğum kuşta kuşun düştüğünü gördüm. Geriye kalan 4 kuşta Malibu getirirse vurulduğunu anladım. Birini ben kendim buldum. Aslında yanıma pelagro fişek almıştım ama ilk kuşu vurduktan sonra dedim ki artık birinci fişeği yerli fişek koyayım, bir deneyeyim şu fişekleri. Çok fazla para vermeyelim fişeğe, yerli fişek alalım. İnanmak mümkün değil. Ya bu kadar da çalmayın artık fişekten. Biz bunları yapamayacak bir ülke değiliz. Onların yaptığından çok çok daha iyisini yaparız. Hepsi için söylemiyorum. Bu kullandığım fişeğin markasını da vermeyeceğim. Gerekirse 20 lira zam yapın, 30 lira zam yapın fişeklerinize. Ama kaliteli olsun. Biz parasında değiliz. Bakarsak bu kullandığım fişeğin, yerli olan fişeğin kutusu 190 lira. Attığım Pellegrini'nin kutusu 290 lira. Zaten ben Pellegrini'den 19 tane fişek attığımda diğer markadan 29 tane atıyorum. Aynı hesaba geliyor. Aslında sizin fişeğiniz ucuz değil. Yani sizin fişeğiniz çalıştığı halde ucuz olur. Ben bir fişek atacağıma 2 fişek atarsam, 2 atacağıma 3 atarsam sizinki Avrupa fişekten daha pahalıya geliyor. Kesinlikle kalitenizi değiştirmeniz lazım. Bu bıldırcın avında olur. Biz de kullanıyoruz yerli fişek. Memnunuz. Bıldırcın avı olabilir. Ama bu dispanser fişeklerde, çulluk fişeklerinde, yüksek gramaj 32 gram veya üstündeki fişeklerde biraz daha artık kaliteli malzeme bekliyoruz. Yani yerli firmalardan 8 numara Avrupa fişekleri bozacak bir çulluk fişeği almamız lazım. Bizim hatamız olabilir. Her şeyi fişeğe atmıyoruz. Ama zor pozisyonlarda avlanıyoruz. Burada fişeğin çok önemli olması lazım. Birinci fişeği de atan benim, ikinci fişeği de atan benim. Şartlar da aynı. Hava derecesi de aynı. Biraz dikkat etmeniz lazım. Biraz daha kaliteli fişek istiyoruz. Hava dönecek olursak güzel bir yüzde yakaladık. Yine attığımız kuşların %50'sini vurduk. Umarım videomu beğenirsiniz. Ciddi emeğimiz var videoda. Alın terimiz var. Kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Bu tip videoların devamı için, destek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese rast gelin.